Çocuklarda epilepsi hastalığının tedavi yöntemleri nelerdir? Çocuklarda epilepsinin belirtileri nelerdir ve neden meydana gelir? Çocuklarda epilepsi, beyindeki anormal elektriksel aktivitelerin ortaya çıkardığı klinik bir tabloya biz epilepsi diyoruz. Ve bu nöbetlerin tekrar tekrar ortaya çıkması durumuna diyoruz esas olarak. Bebeğim 6 aylıktı. Nöbet geçirmeye başladı ama ben bunun nöbet olduğunu tam olarak bilmiyordum. Oğlum 9 aylıkken başladı şikayetlerimiz. Yeni yeni yemeklemeye başlayan bir çocuktu. Ve sonrasında yemeklemelerinin durduğunu ve kendini kilitlediğini fark ettim. Epilepsinin bugün için bildiğimiz yarıdan çoğunun nedeni genetik sebeplerdir. Ama beynin yapısını, bütünlüğünü bozan kist, tümör, enfeksiyon, kanama, kireçlenme, travma gibi beynin yapısını bütünlüğünü değiştiren her şey epilepsiye sebep olabilir. Erken doğan bebekler, doğumda zorluk yaşayan bebekler, hipoksik dediğimiz oksijensiz kalan bebekler, otizmi olan çocuklar, nörolojik olarak gelişme geriliği olan çocuklar, serebral palsili çocuklar epilepsi açısından riskli olabilir. Çocuk kendini bu şekilde geriye atıyordu, gözünü yukarıya kaydırıyordu. Tekrar aynı şeyi defalarca üst üstüne tekrarlıyordu. Klasik olarak bildiğimiz büyük nöbetlerde bilinç kaybı, kasılma, dişlerde kilitlenme, gözde ya da başta bir tarafa kayma şeklindeki hareketlerdir. Eğer çok kısa süreli, hafif nöbetler az sayıda olursa kalıcı bir etki bırakmayabilir. Ama epilepsi nöbetleri uzun süreli olursa, şiddetli olursa ve çok sık aralıklarla olursa tabii ki en başta beyinde bir takım hasarlara ve gelişim bozukluklarına sebep olabilir. İlk zamanlar kısa olabilir ama sonrasında 1,5-2 dakikaya bulan nöbetlerimiz oluyordu. %90 oranında ilaçla tedavi edilen bir hastalıktır. Tabii özellikle beyinde ameliyata uygun, nöbete sebep olabilecek lezyonlar varsa ameliyat tedavileri de oldukça başarılı olabiliyor. Ameliyata da uygun olmazsa ketojenik diyet dediğimiz bazı özel beslenme şekilleri de tedavide çok faydalı olabiliyor. Bunun dışında bir de vagus sinir uyarımı dediğimiz bir tedavi yöntemi var. Bu pil uygulamasıyla da hastaların nöbetleri tedavi edilebiliyor. İlk önce bir 15 gün, 20 gün bir iki iğne yaptırdık. Baktık ki çocuk ikinci iğneden itibaren tamamen nöbetler kesildi. 3 ay sonra iğne tedavisi kesildiğinde doktorumuz şurup tedavisine geçti. Artık nöbetler tabii ki bitmiş, gitmiş bu durumda. Dirençli epilepsi olduğu için ameliyatta tedaviye karar verildi. Bunun öncesinde 24 saatlik bir EEG çekimi yapılıp tek bölgeden gelip gelmediği kontrol edildi. 5 saatlik bir ameliyat olduk. Ondan sonrası bir gün yoğun bakım sürecimiz oldu ve sonrasında taburcu edildik. Özellikle çocukluk çağındaki epilepsilerin büyük bir kısmı tam olarak iyileşebiliyor. Ama %20-30 kadarında hastaların uzun süre ilaç kullanmak gerekebiliyor veya birden fazla ilaç kullanmak gerekiyor. Epilepsi hastaları teşhis konulup tedavi başlandıktan sonra mutlaka belli aralıklarla kontrollerinin yapılması gerekiyor. Destekli oturuyor, desteksiz hala oturamıyor ama yaklaşık 2 gündür falan da yerde yavaş yavaş sürünmeye başladı. Yani bunlar bizim için muhteşem şeyler. Hiçbir şekilde göz teması bile kurmayan bir çocuktu. Ve şu an evet benim oğlum herkesle konuşuyor ve irtibata geçebiliyor.